Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıfın 2. döneminin 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 6 ve 7. ünitelerden çıkacağını tahmin ettiğimiz sorular hazırladık arkadaşlar sizler için. 6. üniteyi bir hatırlayalım. Adventures, macera ünitesinde neleri görmüştük diye. İşte ekstrem sporları, ekstrem sporlardan bahsederken kullanacağım sıfatları, işte heyecan verici, hayal kırıklığı yaratan, mükemmel, sıkıcı gibi kelimeleri. Sonrasında arkadaşlar kişisel düşüncelerimizi ifade etmek için kullanabileceğimiz I think, to me, in my opinion, according to me gibi öznel yargı ifade eden kalıpları ve arkadaşlar tercihlerimizden bahsederken kullandığımız prefer ve would rather, yani şunu şuna tercih ederim veya bunu yapmaya yeğlerim gibi kullandığımız kalıpları görmüştünüz arkadaşlar 6. ünitede. Bunlarla alakalı sorular hazırladık ve hemen başlayalım. Burada bazı sıfatlar verilmiş arkadaşlar. Bu sıfatların anlamlarını hemen yazacağım, ondan sonrasında başlayacağım. Safe, biliyorsunuz ki güvenli. Boring, sıkıcı. Challenging, iddialı. Disappointing, yani challenging iddialı derken hani size meydan okuyan anlamında. Disappointing, hayal kırıklığı yaratan. Fascinating ise arkadaşlar büyüleyici anlamına geliyordu. Bunların dışında neler vardı? Exciting vardı arkadaşlar, heyecan verici. Entertaining vardı, eğlendirici ya da eğlenceli. Yine amusing vardı arkadaşlar, eğlenceli anlamına gelen. Amazing vardı, muhteşem, şahane anlamına gelen arkadaşlar. Ve bunun gibi işte mysterious vardı, gizemli. Bu tarz kelimeler arkadaşlar bilmeniz gereken sıfatlar. Onları lütfen anlamlarını öğrenelim. I think caving is the most blah blah extreme sport. Bence mağaracılık en nokta nokta spordur demiş. I don't know why people do it. İnsanların neden onu yaptıklarını anlamıyorum demiş arkadaşlar. Güvenli olur mu? Olmaz. Sıkıcı olur mu? Olur. İddialı. İnsanların neden yaptığı, insanlar iddialı sporları yaparlar arkadaşlar, ama sıkıcı bir şeyi neden yaptığını sorgulanması gayet normaldir. Dolayısıyla buraya boring diyorum arkadaşlar. Matthew always dreamed of rafting. Matthew her zaman rafting yapmanın hayalini kurdu. But he didn't like it when he tried it last week. Ama geçen hafta bunu denediği zaman diyor arkadaşlar hiç hoşuna gitmedi. Yani burada bir beklediğini bulamam arkadaşlar. Umduğunu bulamam var. Dolayısıyla it was a blah blah experience for him. Onun için nokta nokta bir deneyimdi. Şu deneyim kelimesi de önemli. Nasıl bir deneyimdi diyecek olursanız arkadaşlar. Disappointing. Yani hayal kırıklığı yaratan bir deneyimdi diyebilirim. I don't believe anybody can do bungee jumping. Ben herhangi birinin, yani herkesin bungee jumping yapabileceğine inanmıyorum. You have to be brave. Cesur olmalısınız. Because it's really, çünkü gerçekten de ne diyor arkadaşlar? Challenging, iddialı. Yani size meydan okuyan, yani herkesin yapamayacağı türden bir spordur arkadaşlar. Dolayısıyla challenging kelimesini uygun buluyoruz. Jenny had great time while scuba diving. Jenny tüple dalış yaparken mükemmel vakit geçirdi. She thought it was. Onun nokta nokta olduğunu düşündü diyor. Nasıl olduğunu düşünebilir arkadaşlar? Fascinating. Büyüleyici olduğunu düşünebilir. Most people think there is no risk of cycling. Birçok insan bisiklet sürmenin hiçbir risk barındırmadığını söyler arkadaşlar. Yani sahilde, işte parkta vesaire bisiklet sürmek nasıl bir risk oluşturabilir ki diye düşünenlerin sayısı oldukça fazladır. They believe it's safe. Onun güvenli olduğunu düşünürler diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıfatların uygun boşluklara getirilmesini anlatan sorularla karşılaşabilirsiniz. Bundan önce belki öğretmeni size sporların isimlerini ve resimlerini verip onları da eşleştirmenizi isteyebilir. Yani işte paragliding, yani yamaç paraşütünü verip resmiyle eşleştirmek veya tüple dalışı verip resmiyle eşleştirmek gibi sporların isimlerini ve onları anlatmak için kullanılan sıfatları arkadaşlar dediğim gibi bilmenizde fayda var. 5 tane soru ve 5 tane cevap verdik arkadaşlar. Bunları birbirleriyle eşleştirmemiz lazım. Why, what do you need to do caving? Mağaracılık için neye ihtiyaç duyarsınız? Ya da which equipment, ya da what equipment diye de sorulabilir de. Why is it necessary to have life jacket while rafting? Rafting yaparken life jacket, yani can yeleği neden gereklidir? What is the riskiest job for you? Arkadaşlar risky yerine işte more risky, yani daha riskli veya riskier, ikisi de kullanılabilir. Ya da the most risky, yani en riskli veya the riskiest
İkisi de normalde arkadaşlar çok fazla sıfat için geçerli değildir bu. Hem önüne mor alıp hem sonuna er alabilmek veya hem başına the most alıp hem est alabilmek süperlatiflerde. Ama risk için böyle bir şey geçerli. Sizin için en riskli iş nedir diyor. Which one would you rather do? Would rather'ın tercih anlamına geldiğini ve bununla alakalı birazdan sorular göreceksiniz arkadaşlar. Söylemiştik daha önce. Hangisini yapmayı tercih edersin? Tüple dalış mı, kano mu? How can you describe skydiving? Describe, tarif etmek ya da tanımlamak diyebilirsiniz. Yani gökyüzü dalışını nasıl tanımlarsınız? Gökyüzü dalışı nedir yani? Bu spordan kasıt nedir? Because it is dangerous and risky. Çünkü tehlikeli ve riskli demiş arkadaşlar. Burada because ile başlayan bir kelime görüyorum. Dolayısıyla birinci tarafta why yani niçin anlamına gelen soruyla eşleştirmem gerektiğini uygun buluyorum. Dolayısıyla 2'ye A yazabilirim. A helmet, torch and backup light sources demiş. Yani kask, el feneri ve yedek ışık kaynakları yani piller, fenerler, mumlar gerekirse arkadaşlar. Bunlar mağaracılıkta kullanılan ekipmanlar. Dolayısıyla what do you need to do a caving sorusunun cevabını B olarak belirliyorum. It's jumping from an airplane or helicopter with a parachute and flying suits. Paraşüt ve uçuş kıyafetleriyle bir uçaktan veya helikopterden atlamaktır diye tarif edilen spor arkadaşlar skydiving. Dolayısıyla 5'e C yazıyorum. I prefer scuba diving because exploring underwater is more amazing. Ben tüple dalış yapmayı tercih ederim çünkü suyun altını keşfetmek yani oralarda gezinmek daha muhteşemdir, mükemmeldir diyebilirsiniz. D şıkkı arkadaşlar hangisini tercih edersin? Tüple dalış mı, kano mu sorusu olan 4. sorusunun cevabı olarak gösterilebilir. In my opinion, I think bunlar arkadaşlar kişisel düşüncelerinizi ifade ederken kullandığınız kelimelerdi. In my opinion, being a firefighter is the riskiest one because they can be burned or poisoned of smoke. Benim fikrime göre en tehlikeli olan meslek arkadaşlar itfaiyeciliktir. Çünkü diyor onlar yanabilirler yani ateşten yanabilirler veya poisoned of smoke da dumandan zehirlenebilirler anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 3. sorunun cevabını da E'ye yazıyorum. Bu tarz sorular ve eşleştirmeleri de görebilirsiniz sınavınızda. Geldim bir sonraki arkadaşlar soruya. Burada da konuşma var. Konuşmadan çıkartılan bazı sorular ve bu soruların tekrar boşluklara getirilmesi. Yani aslına baktığın zaman bir önceki etkinlikle neredeyse aynı. Burada sorular eşleştirmiş. Bunu biz konuşma halinde verdik. Ekstradan arada başka konuşmada dahil ederek. Önce sorulara bakalım isterseniz burada. When did you try it last? En son ne zaman denedin? Şimdi bu tarz eşleştirme sorularında arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken en büyük yer arkadaşlar hemen cümlenin başındaki soru kelimeleri. When, ne zaman? How, nasıl? What equipment, hangi malzemeler ya da ne malzemeler? Veya which, hangi? Which extreme sport? Hangi spor demiş. Bunlar önemli ifadeler. Mesela where yazabilir, nerede, what time, saat kaçta, when, who, kim vesaire. Bunlara dikkat edersek. Peki burada hiçbir şey yok hocam. Burada neye dikkat ediyoruz o zaman? Yes veya no'ya bakacağız arkadaşlar. Sorulara bakıyorduk. When did you try it last? En son ne zaman denedin? Do you think you are an adventurous person? Sence sen macera perest biri misin? How was it? Nasıldı? What equipment do you need for paragliding? Yamaç paraşütü için hangi ekipmanlara ihtiyaç duyarsın? Which extreme sports do you prefer? Hangi extreme sporları denersin demiş. Şimdi önce yes I do ile başlayan bir soru var. Dolayısıyla ben hemen buraya B'yi getirmeye uygun buluyorum arkadaşlar. B. Neydi B sorusu? Sence sen macera perest birisi misin? Evet öyleyim demiş. I really like taking risk and trying extreme sports. Ben risk almayı ve ekstrem sporlar denemeyi gerçekten çok severim demiş. Denenin bir sonraki sorusunda paragliding or rock climbing? Yani yamaç paraşütü mü kaya tırmanışı mı gibi iki tane seçenek sunduğuna göre bunlardan hangisini tercih edersin diye bir soru sormasını bekliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar which extreme sport do you prefer sorusu burası için uygundur. I prefer being in the sky. Gökyüzünde olmayı yeğlerim, tercih ederim because it makes me feel free like a bird. Çünkü bu benim kendimi kuş gibi özgür hissetmemi sağlıyor diyor arkadaşlar. Bir sonrakine bakalım. We need a parachute, backup parachute, a helmet, flying instruments and flying suits. Bizim bir tane paraşüte, bir tane de yedek paraşüte. Backup, yedek demek. Yedek paraşüte, kaska,
Uçuş enstrümanlarına, ekipmanlarına ve uçuş kıyafetlerine, uçuş giysilerine ihtiyacımız vardı. O zaman burada ekipmanları saydığı için D sorusunu buraya uygun olarak görüyoruz. Yani yamaç barışı için neye ihtiyaç var? Last year in Fethiye. Geçen sene Fethiye'de demiş. Dolayısıyla burada bir zamana vurgu yapıldığından A sorusunu buraya getiriyorum arkadaşlar. En son ne zaman denedim bu yamaç barışını? Geçen sene Fethiye'de demiş. It was an amazing and unforgettable experience for me. Benim için muhteşem ve unforgettable. Kelimenin kökünden çıkarsam yola forget, unutmak. Forgettable, unutabilir. Unforgettable da unutulamaz anlamına geldiğinden unutulmaz bir deneyimdi benim için diyor. Burada how was it? Nasıldı? Yani nasıl bir şeyler hissettin? Yani how did you feel? Nasıl hissettin diyebilirdi. Burada da deneyimin hakkındaki düşüncelerini vurgulamış arkadaşlar. Bu şekilde sorularla da karşılaşabilirsiniz. Geldim arkadaşlar doğru olanı yuvarlak içine alma etkinliğine. Yani şurada koyu yazılı olanlardan hangisini, hangi ikisinden birini arkadaşlar tercih edeceğim. Ona bakacağım şimdi. To me being a teacher is, bana göre bir öğretmen olmak, more stressful, daha streslidir, more relaxing, daha rahatlatıcıdır than being a farmer, bir çiftçi olmaktan demiş. Bu kişiye göre değişebilir ama devamındaki açıklamaya bakmam lazım. Because a teacher has much more responsibilities. Responsibilities, sorumluluk demek. Çünkü bir öğretmenin çok 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 daha fazla sorumluluğu vardır diyor. Yani öğrencilerle, velilerle veya derslerle veya program yetiştirmesiyle alakalı bir sürü sorumluluğumuz var arkadaşlar bizim. Dolayısıyla hani çiftçi ve tarlasındaki üründen sorumlu ama öğretmen daha fazla sorumlu olduğundan dolayı daha fazla stresli olacağını düşündüğümüzden more stressful cevabını uygun bulup yuvarlak içine alıyoruz. In my opinion, benim fikrime göre caving is a mysterious or disappointing extreme sport. Bana göre mağaracılık sırlarla dolu, yani esrarengiz ve hayal kırıklığı yaratan, hangi kelime seçeceğiz birazdan bakacağız, bir spordur. Çünkü demiş, you can never know what to face. Neyle yüzleşeceğinizi veya neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz dediğine göre sırlarla dolu, esrarengiz bir spor olduğuna vurgu yapıldığından mysterious cevabını uygun buluyoruz arkadaşlar. Mysterious daha doğrusu. My brother would rather prefer. Şimdi ikisi de olabilir. Tercihlerimizden bahsederken ikisini de kullanabilirim arkadaşlar. Ancak would rather şöyle bir kalıptır. Would rather nokta 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 then nokta nokta gibi bir kalıp var. Yani önce buraya tercih ettiğim şeyi, buraya da tercih etmediğim şeyi yazarım. Ancak böyle bir ufak bir istisna daha var. Would rather'dan sonra verb, yani fiiller yalın halde kullanılır. Verb aynen yazıyorum. Ama prefer'de ise şöyle bir şey var. Prefer nokta nokta to nokta nokta. Yukarıdaki tercih ettiğim kişi arasında den getirirken prefer to getiriyorum. Yine birincisini ikincisini de tercih ederim ama prefer'den sonra gelecek olan fiillerde verb artı ing, yani intix'i getirmem gerekiyor. Böyle bir ufak bir ayrıntı var. Dolayısıyla şimdi bakalım. Ice skating demiş, bu benim için birinci gösterge, yani birinci ipucu. Araya to gelmiş, ikinci ipucu arkadaşlar. Dolayısıyla burada would rather değil de prefer'ı kullanmayı tercih ediyorum. Anlamına bakalım. My brother would prefers ice skating to skating. Benim biraderim, yani erkek kardeşim, buz patenini kaykaya patene tercih eder. Because ice skating is more amusing for him. Çünkü buz pateni yapmak onun için daha eğlenceli demiş. Tekrar prefer seçtiğimi söylemek istiyorum. Mountain biking is more or less risky than cycling. Demin söylemiştim, riskier de olabilir. İşte more risky de olabilir. More daha çok demek. Less ise daha az demek. Birbirine zıttı kelimeler. Mountain biking is more risky than cycling. Dağ bisikletçiliği normal bisikletçilikten daha fazla risklidir veya daha az risklidir. Because you can lose your balance. Çünkü siz dengenizi, balansınızı kaybedip hurt yourself. Kendinizi incitebilirsiniz, canınızı yakabilirsiniz. Ne zaman? While mountain biking demiş. Yani dağ bisikletçiliği yaparken dağdan aşağı arkadaşlar daha fazla risk içerdiğini düşündüğümüzden sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar more. More'u yuvarlak içine almış oluruz. Parasailing, yani sürat teknesiyle yapılan, biliyorsunuz arkadaşlar tatil yörelerini görmüşsünüzdür. Sürat teknesinin arkasında bir halatla bağlanıyor ve paraşüt işte rüzgarın etkisiyle yukarı doğru çıkıyor. Buna parasailing sporu deniyor. Parasailing is more dangerous veya safer than paragliding. Parasailing, paragliding'den yani yamaç paraşütünden daha güvenlidir. Daha güvenlidir veya daha tehlikelidir. Hangisi olduğuna bakacağız. Because you are linked to boat while parasailing. Çünkü parasailing esnasında siz bir bota bağlısınızdır diyor. Evet, bir tane arkadaşlar arada halat var. Halatla bağlısınız. Yani atıyorum kendiniz kötü hissettiniz. Halatın boyu kısaltılarak sizin tekrardan tekneye güvenli bir şekilde iniş yapmanız sağlanabilir.
Dolayısıyla parasailing sporunun daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Safer'ı yuvarlak içerisine alıyorum. Ama yamaç paraşütünde öyle bir şey yok. Yani havadasınız arkadaşlar. Boşlukta süzülüyorsunuz. Dolayısıyla daha tehlikelidir diyebiliriz. Bu tarz sorularla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi geldim. Böyle bir tablo var önümde arkadaşlar. Tik olanları tercih etmişler. Nereye? Çarpı olanlara. Ve bunun da reason'da sebebi, gerekçesi. Niye öyle tercih ediyor? Ne bahane ederek sunuyor? Demin de söylediğim gibi burada hem ben would rather kalıbını would rather nokta noktadan nokta nokta kalıbını kullanabilirim. 4 tane var. İkisinde would rather, ikisinde prefer kullanacağım. Veya prefer nokta nokta to nokta nokta kalıbını kullanabilirim. Yalnız başkasından bahsederken biliyorsunuz geniş zamanın kuralıdır. Fiilin sonuna syntax getirilir. Yani prefers yapılır ama would rather'da böyle bir şey geçerli değil. Örnekle de gösterelim. Alex prefers snowboarding to neye tercih ediyor? Skydiving. Şimdi tercihini hallettim. Şimdi geldim reason. Gerekçe neyi göstereceğim? Because şimdi burada ben işte he thinks diyebilirim. O öyle düşünüyor diyebilirim arkadaşlar. Bu bir kullanacağım şeylerden bir tanesi. For him diyebilirim. Yani onun için. To him yine onun için anlamına gelen kelimelerin hepsini kullanabilirim. Veya according to him. Ona göre. İfadelerin hepsini kullanabilirim burada. Because he thinks diyelim. Çünkü o şöyle düşünüyor. Snowboarding is, artık bir kıyaslama yapmam lazım, more entertaining. Çünkü o snowboard'un daha eğlenceli olduğunu düşünüyor. İstersem cümlenin sonuna than skydiving diyebilirim. Bu tarz arkadaşlar cümleler yazmanı isteyebilir. Bir sonrakine bakalım. Janet yine prefers neyi tercih ediyor? Rock climbing to scuba diving. Because biraz hızlı yazıyorum arkadaşlar, okunaklı olmayabilir. Because she thinks it is more challenging. Çünkü onun daha iddialı olduğunu düşünüyor. İddialı sporlar yapmayı seven biriymiş Janet. Diğer ikisini would rather'la yapacağım. Mark would rather. Burada S takısına falan gerek yok arkadaşlar. Mark would rather. Şimdi skydiving diye bunların hepsinin sonunda ink takısı var. Hepsinin sonunda ink takısı var ama ben demin söylemiştim. Would rather'dan sonra fiiller yalın halde kullanılır demiştim. İstersen ben bu ink takılarını atabilirim. İstersem de önlerine go veya try gibi, yani oraya gitmek veya onu denemek anlamına gelen başka fiiller ekleyebilirim. Go ekleyeyim. Mark would rather go skydiving than. Bir daha go diye diyebilirim, demeyebilirim, bu size kalmış. Neye tercih ediyor? Snowboarding. Bunu buna tercih eder. Because deyip, because it is more fascinating for him diye bitirebilirim. Onun için. Bir de arkadaşlar try ile kullanayım. Ben hiçbir şey kullanmayayım. Thomas would rather, evet, scuba dive. İngi kaldırdım bakın. Then neye tercih ediyor? Rock climb. Sonlarındaki inkleri kaldırdım. Because he thinks it is more dangerous. Çünkü o daha tehlikeli. Ne tehlikeli arkadaşlar? İstersen bu da adını da söyleyebilirim. Because he thinks rock climbing is more dangerous diyebilirim. Şu would rather'la prefer'ı nasıl kullandığını arkadaşlar bir kere daha tekrar etmiş olduk. Geldik arkadaşlar burada başka bir etkinliğe. Ekipmanların resimleri ve tarifleri veriyor. Description, tarif demek. Tarifleri verilen ekipmanları resimlerle eşleştirelim arkadaşlar. Bakalım şimdi. It's a kind of light source. It's a kind demişim arkadaşlar. Bu bir çeşit, bir tür anlamına geliyor. Bir tür ışık kaynağıdır. That people use in dark. İnsanların karanlıkta kullandığı. Niye? To see better. Daha iyi görmek için. Toparlarsam cümlenin anlamını. İnsanların karanlıkta daha iyi görebilmek için kullandıkları bir çeşit ışık kaynağı. Bu arkadaşlar torch. Şu. Dolayısıyla bunun altına hemen A yazıyorum. Torch.
It's a kind of jacket. Bu bir cekettir. Bir tür cekettir. Nasıl bir ceket? Designed to protect human body. İnsan vücudunu korumak için dizayn edilen, yani tasarlanan. Neye göre? Neye karşı? Against injuries. Sakatlanmalara, yaralanmalara karşı insan vücudunu korumak için tasarlanan ceket arkadaşlar. Buna da B diyoruz. İngilizcesini söyleyecek olursak life jacket. It is a hard hat. Hard zor anlamı var ama bir taraftan da sert anlamı var. Yani tahta gibi düşünün. It is a hard hat to protect your head. Kafanızı korumak için sert bir şapka diyor. Bu burada gördüğünüz helmet, kask. Bunun değişik şekilleri var. Ama arkadaşlar biz burada bisiklet kaskını kullanmışız. It's a flying equipment. Bu bir uçuş ekipmanıdır. Used for slowing down. Yavaşlamak için kullanılan. Ne zaman? Before landing. İniş yapmadan önce, yere yapmadan önce atlayıcıların kullandığı arkadaşlar. Parachute. Buraya da hemen D yazıyoruz. They are used to protect knees in case of falling. Düşüş esnasında ya da düşüş olayında düşersin diye kullanılan, dizleri korumak için kullanılan arkadaşlar ekipmanlar. Yani işte onlar bunun için kullanılıyor. Buna da biz knee pad diyoruz. Yani dizlik, elbow pad, dirseklik, işte wrist pad arkadaşlar, wrist guard yani bilek koruyucu. Bunların hepsi işte paten sporunda vesaire sporlarda yapılan, kullanılan ekipmanlar. Geldim arkadaşlar turizm ünitesine. Turizm ünitesinde de gittiğimiz bir tatilde yaptığımız işleri anlatırken kullandığımız yapılar var. Şimdi yine bir konuşma var. Burada diyalog var. Bu diyalogun içerisinden çıkartılan sorular var. Bunları oraya yerleştirmeye çalışacağız. What did you do there for entertainment? Entertainment eğlence demek. Orada eğlence olarak ne yaptın? Did you enjoy your vacation? Vacation ve holiday aynı kelime. Tatilinden keyif aldın mı? Where did you stay there? Orada nerede kaldın, konakladın? Where have you been? Nerelerdeydin? How was the weather? Hava nasıldı? Gibi sorular var arkadaşlar. Bakalım şimdi. I haven't seen you for so long. Seni uzun zamandır görmedim demiş Jane arkadaşlar. O zaman buraya where have you been? Yani nerelerdeydin sorusunu getirebilirim. Bire D yazıyorum. Nerelerdeydin? Seni uzun zamandır görmedim. I've just returned from a long vacation. Uzun bir tatilden daha yeni döndüm. I was in Dubai. Dubai'deydim diyor. Wow, that sounds awesome. Of, kulağa mükemmel geliyor. At an all-inclusive luxurious hotel. 5 yıldızlı, düzeltiyorum. Her şey dahil lüks bir otelde dediğine göre nerede kaldığını, konakladığını sormuş. Dolayısıyla where did you stay sorusunu, yani C şıkkını buraya yazıyorum. It was hot and dry but I didn't care. Hava sıcak ve kuraktı ama ben umursamadım bunu. There were lots of attractions. Bir sürü cazibe merkezi vardı. Yani gidilecek, görülecek, yapılacak bir sürü şey vardı dediği için burada how was the weather? Hava nasıldı sorusunu görüyorum. Dolayısıyla E şıkkını getiriyorum oraya. I tried desert safari and went to one of the most amazing aqua parks in the world. Çöl safarisini denedim ve dünyadaki en muhteşem aqua parklardan bir tanesine gittim diyor. Orada o zaman demek ki keyif için, eğlence için neler yaptın? Yani A sorusunun buraya uygun olduğunu görüyorum. Of course I did. Tabii ki yaptım. It was fascinating. Mükemmeldi. I think you must choose Dubai for your next summer holiday. Bence sen de bir sonraki yaz tatilin için Dubai'yi seçmelisin, tercih etmelisin. You're right. Haklısın diyor. I can't wait to see that country. Bu ülkeyi görmek için sabırsızlanıyorum demiş. Tabii ki yaptım dediğine göre. Did you enjoy your vacation? Yani tatilinden keyif aldın mı sorusunu buraya gelecektir. Buraya uygun buluyoruz. Gelelim arkadaşlar tatilde yapılanlar, yapılacaklar şeyine. Bu ünitemizde present perfect tense yani etkisi görülen geçmiş zaman konusunu muhtemelen sınıfınızda öğretmeniniz işlemiştir. Çünkü ünitede bolca geçiyor. Ya da bizim videolarımızdan, yine konu anlatım videolarımızdan da takip edebilirsiniz nasıl bir şey olduğunu, zaman olduğunu. Şimdi already ve yet kelimelerini kullanarak cümleler yazacağız. Five things to do in Italy. İtalya'da yapılacak 5 şey. Tik atılanlar, yapılanlar, çarpı atılanlar, henüz yapılmamış olanlar. Zaten already, zaten veya çoktan anlamına gelen, o olayın çoktan yapıldığını anlatılan, yet ise henüz anlamına gelen ve olayın henüz yapılmadığını anlatan bir kalıp. Burada ben present perfect tense yapısını bir kere daha hatırlatmış olayım. Kişilerden sonra, se subject demek, kişilerden sonra have veya has getirip fiilin üçüncü halinin kullanılması durumunda present perfect tense yani etkisi görülen geçmiş zamanın kullanıldığını söylemek istiyorum bir kere daha. Peki ben burada nasıl cümleyi kuracağım? Önce bir bakalım. Mark is on a vacation in Italy. Mark İtalya'da bir tatilde diyor. Look at his checklist.
checklistini yani kontrol listesini bir göz atın and write sentences ve cümleler yazın demiş. Neyle? Already ve yeti kullanarak. Bakalım şimdi. Visit neymiş bu arada İtalya yapacak şeyler? Visit Collegium and Pisa Tower. Yani Collegium'u, şurayı ve Pisa Kulesi'ni arkadaşlar ziyaret etmek demiş. Bunu yapmış. Eat pizza and spaghetti. Pizza veya makarna. Spaghetti yemiş. Onu da yemiş. Do shopping in Milano. Milano'da alışveriş yapılması lazım. Şimdi hiç yapmamış arkadaşlar. Watch a football match. Futbol maçı izlememiş. Biliyorsunuz ki İtalya'nın da çok ünlü takımları var. İşte Inter gibi, Milan gibi arkadaşlar. Juventus gibi. Onlardan maçını herhangi birini izlememiş. Take a boat tour in Grand Canal. Büyük kanalda yani Grand Canal'da bir tekne turuna çıkmış. Bunu resimlerde de zaten görüyoruz. Yaptıklarını söyleyeceğiz şimdi. Buradaki kişi kim? Mark. Bundan sonra he diye devam edeceğiz. Mark has visited. Düzenli bir fiil olduğu için visited. Visited Colosseum and Pisa Tower. Şimdi öğretmenim siz burada already koymadınız. Already nereye koyacağımızı göstermek için arkadaşlar özellikle bıraktım. Already şuraya gelir. Yani have, has ile fiilin üçüncü halinin arasında gelir. Şuraya getiriyorum arkadaşlar. Mark çoktan Colosseum'u ve Pisa'yı, Pisa Kulesi'ni ziyaret etti. He diye devam edelim. He has eaten üçüncü hali. Bir daha buraya already yazayım. He has already çünkü bunu yapmış. He has already eaten pizza and spaghetti. Güzel. Şimdi bir tane yapmadığı şeye geldik. Do shopping in Milano. He has'in olumsuzunu yapacağım. Hasn't. Do'nun üçüncü hali done. Shopping in Milano. Öğretmenim yeti koymayı unuttunuz. Yet olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde cümlenin sonunda gelir arkadaşlar. O yüzden sona bıraktım. He hasn't watched. Düzenli bir fiil olduğu için sonuna ed'e tıkısı getiriyorum. Yani visit'te olduğu gibi. He hasn't watched a football match. Yine olumsuz olduğu için sona yet getiriyorum. He has. Bir daha already kullanmam lazım. Çünkü yapmış bunu zaten. Already taken üçüncü hali. Taken a boat tour in Grand Canal. Ya da take a go canoeing de diyebiliriz. Çünkü bu genelde kano olarak da kullanılıyor. Tekne tur olarak da söyleyebilirsiniz. In Grand Canal. Already ve yetin yerleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Geldik arkadaşlar 9. sorumuza. Burada bir tatile çıkmış biri Japonya'ya gitmiş. Oradaki deneyimlerinden yaptığı şeylerden bahsetmiş. Önce metni okuyacağız. Daha sonrasında 5 tane soruyu cevaplayacağız. I went to Japan on my last vacation. Son tatilimde Japonya'ya gittim. It is an island country in the Eastern Asia with current population of 127 million. Bu demiş Doğu Asya'da bir ada ülkesi. Şu andaki güncel nüfusu 127 milyon. I stayed at a traditional Japanese house. Geleneksel bir Japon evinde kaldım demiş. It was simple but fine. Basit ama hoştu, güzeldi. I tried to eat sushi with chopsticks. Çubuklarla diyor Japon yemeği olan, ünlü Japon yemeği olan sushi yemeği denedim. It was difficult but I succeeded. Zordu ama başardım. I wore traditional red Japanese clothes and was taken photo with red umbrella. Ben geleneksel Japon elbiselerini giydim ve kırmızı şemsiyeyle demiş fotoğraflar çekindim. Şurada görüyorsunuz. I also saw the well-known Mount Fuji. Aynı zamanda ünlü dağ olan Fuji Dağı'nı görmüş arkadaşlar. Fuji Dağı'nı görmüş. It was a huge mountain. Bu diyor devasa bir dağdı. And its peak was covered with snow. Ve zirvesi karla kaplıydı. I also visited the historical Buddhist temple Kiyomizu Dera. Ben aynı zamanda tarihi Budist tapınağı olan Kiyomizu Dera'yı da ziyaret ettim. It is on the UNESCO's World Heritage List. Bu dünya UNESCO'nun dünya mirasları listesinde arkadaşlar. Finally, neyden bahsediyor? Budist tapınağından bahsediyor. Finally, I visited Tokyo Tower. Ben son olarak da Tokyo Kulesi'ni ziyaret ettim. I watched the city from there. Oradan şehri izledim diyor Tokyo Kulesi'de bu. It was an unforgettable holiday for me. Benim için unutulmaz bir tatil demiş. İlk sorumuza başlıyoruz. Where is Japan? Japonya nerede? Şuradan anlayabiliriz. It is in Eastern Asia. Yani Doğu Asya'da arkadaşlar.
What is the population of the country? Ülkenin nüfusu ne demiş? Burada current, güncel yani şu andaki nüfusundan bahsediyor. It is, ya da the population of the country is, it is 127 million demeniz yeterli. Where did she stay? O nerede kaldı diyor. Nerede kalmıştı, konaklamıştı? Geleneksel Japon evinde kaldım demişti. Şu cümleyi görelim. I stayed diye başlayan cümleyi. Biz onu she diye çevireceğiz. She stayed at a traditional Japanese house. Where did she visit? O nereleri ziyaret etti diyor. She visited Mount Fuji. Ondan sonra başka ne vardı? Adı olan Itsukushima. Sonra Kiyomizu-dera. And Tokyo Tower. Bunları sayabilirim arkadaşlar. How was her vacation? Tatili nasıldı? Bunu son cümleden çıkartabiliyorum. It was an unforgettable holiday for me diyor. Yani benim için unutulmaz bir tatildi. Kısaca it was unforgettable diyebiliriz. Bununla alakalı belki öğretmenin size işte böyle bir metin verip yine true false'larla etkinlikler oluşturabilir. Geldim ben ünitemizin çok çok önemli olan kelimelerine. Bu kelimeler, aşağıdaki cümleler şunlardan hangisiyle alakalıysa bunları oraya yazacağım. Accommodation, konaklama. Transportation, ulaşım. Location, konum. Attraction, yapılacak şeyler. Cazibeler, yapılacak şeyler. Climate da iklim demiş arkadaşlar. Yani atraksiyon aslında şu, sizi çeken, turist çeken şeyler. Yapılacak şeyler demeyelim. Turist çeken veya dikkat çeken şeyler. There are lots of historical buildings and historic sites to visit. Ziyaret edilecek bir sürü tarihi bina ve tarihi alanlar, mekanlar var diyor arkadaşlar. İşte bu attraction. Yani bir turist bir yere gittiği zaman mesela İstanbul'a turist geldi. İşte arkadaşlar Sultanahmet civarına, işte Sultanahmet'e, işte Ayasofya'ya, Topkapı Sarayı'na, Yerebatan Sarnıcı'na, yani oradaki turistik yerler, tarihi yerlere gider. Yoksa hani hiçbir turistik yapının olmadığı başka bir ilçeye veya başka bir yere gitmez. Oralar turistler için cazibe merkezidir. Yani turisti çeken şeydir. Bu bütün şehirler, bütün iller için geçerli tabii ki. The city is in the southeast of Turkey. Şehir Türkiye'nin güneydoğusunda demiş. Burada bir konumdan bahsedilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu location, yani lokasyon. Bunu Türkçe'de lokasyon kelimesini kullanıyoruz artık Türkçe'de. Location ile alakalı olduğu için buraya da location yazıyorum. It is usually hot and dry in summer. Yazları sıcak, genellikle sıcak ve kurak. Rainy and humid in winter. Kışları ise yağmurlu ve nemli demiş. Bu da climate, iklimle alakalı bir veri, bir bilgiye, bir cümle. You can go there by plane or train. Oraya uçakla veya trenle gidebilirsin. Bu transportation, yani ulaşım ile alakalı bir cümle. Ve geldim sonuncusuna. There are a lot of all-inclusive and bed and breakfast hotels by the sea. Deniz kenarında bir sürü her şey dahil ve bed and breakfast, yani oda kahvaltı otelleri vardır, mevcuttur diyor. Bu da accommodation, konaklamayla alakalı bir cümle arkadaşlar. Bu kelimelerin anlamlarını bilmenize fayda var diyorum. Arkadaşlar biz bu tarz soruların çıkacağını tahmin ettik ve sizin için bunları hazırladık arkadaşlar. Umarım size yardımcı olur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.